Merhabalar, Padlet'e hoş geldiniz. Padlet, size verilen boş bir duvarı istediğiniz içeriklerle doldurabileceğiniz bir dijital pano uygulamasıdır. İstediğiniz veya hayal ettiğiniz görseller, videolar, yazılar ekleyebildiğiniz Padlet'i istediğiniz gibi özelleştirebilir, plan ve programınızı buraya dökebilirsiniz. Tutmak istediğiniz notlar, videolar, görseller ve birçok sanal materyalinizi Padlet'te panolaştırabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerinizden fikir ve yorum alabilir, bir tartışma ortamı kurabilir ve üstelik bunların hepsini ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Padlet, öğrencilere eş zamanlı ve ortak çalışma imkanı sunar. Öğretmen bir pano oluşturur, bu pano için bir konu belirler ve öğrenciler vereceğiniz link ile ister sınıfta ister evde bu panoya erişerek ortak bir ürün ortaya koyabilirler. Bu panolara metin, resim, video, link gibi birçok medya eklenebilmektedir. Hadi daha fazlasını öğrenelim. Padlet'e girişte bu sayfayla karşılaşıyoruz. Üye olmak veya giriş yapmak için oturum aç ya da kaydol butonuna tıklıyoruz. Üyeliğiniz varsa oturum aç butonuna tıklayıp Google, Microsoft ve Apple hesabınız ile bağlanarak veya e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa Google, Microsoft ve Apple hesabınız ile bağlanarak veya e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek kaydolabilirsiniz. Padlet Web, Windows, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak sunulmaktadır. Padlet'i hangi amaçla kullanabiliriz? Öğrencilerimizle ortak çalışma alanı sağlamak, beyin fırtınası yapmak, çoklu olarak not eklemek, özel ders verdiğimiz öğrencilerimizin takibini yapmak, oluşturduğumuz dijital panoya çoklu ortamları eklemek, oluşturulan sayfayı paylaşmak. Padlet'e giriş yaptığımızda öncelikle Padlet oluştur, bir Padlet'e katıl, galeri ve yüksek butonlarıyla karşılaşıyoruz. Padlet oluştur diyerek ilk Padlet'imizi oluşturmaya başlıyoruz. Öncelikle burada bizi bir şablon ekranı karşılıyor. 8 adet şablonumuz bulunuyor. Hepsini ön izleyerek bir inceleyelim. İçeriği tuğlaya benzeyen bir düzene sahip olan duvar şablonumuz. İçeriği serbestçe her yöne dağıtıp gruplandırıp bağlayabildiğimiz tuval şablonumuz. İçeriği okunması kolay, yukarıdan aşağıya bilgi akışı şeklinde düzenleyebildiğimiz akış şablonumuz. İçeriği kutu sıraları halinde düzenleyebildiğimiz kareler şablonumuz. İçeriği bir dizi sütun halinde düzenleyebildiğimiz raf şablonumuz. İçeriği sohbet benzeri bir ortama taşıyan back channel şablonumuz. İçeriği harita üzerinde belirli noktalara ekleyebildiğimiz map şablonumuz. İçeriği yatay bir çizgi boyunca yerleştirebildiğimiz timeline şablonumuz. Şimdi de duvar şablonu kullanarak örnek bir Padlet oluşturalım ve tüm özelliklerini keşfedelim. Oluşturduğumuz Padlet'te ilk olarak değişiklik yap kısmı belirlenerek temel ayarları yapmamız isteniyor. Padlet'imize bir başlık ve açıklama ekledikten sonra bir simge de ekleyebiliriz. No icon seçeneği ile ikonu kaldırmak da mümkün. Padlet'imize kolaylıkla erişilmesi için linkimizi özelleştirebiliriz. Padlet'imizin duvar kağıdını özelleştirmek için düz renkler, renk geçişleri, dokular ve desenler, resimler ve kendininkini ekle seçeneklerinden birini kullanabiliriz. Ben dokular ve desenlerden mantar fonu dokusunu seçerek devam ediyorum. Ardından ekranda oluşturacağımız gönderilerin arka planlarının renk uyumu için Color Scheme seçeneklerinden siyah ve beyazı seçebiliriz. Padletimizin yazı tipini de font seçeneğiyle değiştirebiliriz. Her gönderinin üstünde yazar adının gösterilmesi için atıf seçeneğini aktif edebiliriz. Yeni gönderilerin ilk veya son sırada yayınlanmaları için yeni gönderi pozisyonu seçeneğini kullanabiliriz. Görüntüleyenlerin yayınlar hakkında yorum yapabilmeleri için yorumlar seçeneğini aktif edebiliriz. Gönderilerin beğeni, yıldız, oy verme ve puan verme ile değerlendirilmeleri için tepkiler seçeneğini kullanabiliriz.
yeni gönderilerin onaylanmaları seçeneğiyle içerik filtresi yapmak için Require Approval seçeneğini aktif edebiliriz. Kötü kelimeleri güzel emojilerle değiştiren küfür filtresi için de Filter Profanity seçeneğini aktif edebiliriz. Sonraki butonuyla ayarlarımızı kaydederek başlayabiliriz. Haydi hızlıca nasıl çalıştığına bir bakalım. Ekranda boş bir alana mouse sol tuşu ile çift tıklayarak bir gönderi oluşturabiliriz. Eğer yalnızca metinsel içerik geleceksek yayın başlığını ve içerik yazısını yazarak Enter'a basabiliriz. Eğer içeriğimizi zenginleştirmek istersek X seçeneklerden birini seçebiliriz. Bu alanların hepsinin kullanımını daha ileride göreceğiz. Oluşturduğumuz Padlet nesnesini tut sürükle bırak metodu ile sayfa içerisinde istediğimiz yere taşıyabiliriz. Düzenle butonuna tıklayarak oluşturduğumuz nesneyi düzenleyebilir, çöp kutusu butonuyla oluşturduğumuz nesneyi silebiliriz. Padlet nesnesinin sağ kenarı veya sağ alt köşesinden tutup sürükleyerek nesneyi yeniden boyutlandırabiliriz. İki veya daha fazla gönderi olduğunda da tut sürükle bırak metodu ile taşıma ve sıralama işlemleri yapabiliriz. Bir gönderiye beğeni ve yorum gibi etkileşimlerde bulunabileceğimiz gibi istersek o padleti de beğenebilir, hatta yeniden yap seçeneğiyle klonlayarak profilimize taşıyabiliriz. Paylaş seçeneğiyle üye davet edebilir ve yetki verebiliriz. Adetimizin görünürlüğünü ve ziyaretçi izinlerini de gizlilik seçeneğinden değiştirebiliriz. Ayrıca adetimizi paylaş ve dışarı aktar seçenekleriyle sosyal medya sitelerinde paylaşabilir, sitemize eklemek için iframe kodu veya mobil aygıtlar için bir QR kodu alabiliriz. Şimdi ana sayfamıza geri dönelim. Bir Padlet'e katıl butonuna tıkladığımızda bir Padlet URL'sini yapıştır kutusuna katılmak istediğimiz Padlet'in URL'sini yapıştırarak o Padlet'e katılabiliriz. Aynı zamanda bir Padlet yazarının adresini girersek kişinin profiline ulaşabilir ve takip et butonu ile kişiyi takip edebiliriz. Şimdi de galeriyi inceleyelim. Galeri, Padlet ekibi ve kullanıcı topluluğundan örnek padletlerin bulunduğu kısımdır. Buradaki tüm örnekler şablon olarak yeniden kullanılabilir. Ve yükseldi. Aylık 8 dolara sınırsız padlet, klasör özelliği, 250 MB dosya yükleme ve daha fazla ayrıcalık için yükselt seçeneğini kullanabiliriz. Butonlarımızı öğrendiğimize göre diğer arayüz öğelerine ve seçeneklerine geçebiliriz. İlk olarak sol kenardaki kontrol panelinden başlayalım. Son sekmesinden etkileşimde bulunduğumuz en son padletlere ulaşabilir, bunlardan bize ait olanları silebilir veya arşivleyebiliriz. Yapıldı sekmesinden oluşturduğumuz padletlere ulaşabilir, bunları silebilir veya arşivleyebiliriz. Paylaşıldı sekmesinden bizimle paylaşılan padletlere ulaşabiliriz. Beğenilen sekmesinden beğendiğimiz padletlere ulaşabiliriz. Archive sekmesinden arşivlenen padletlerimize ulaşabilir, bunları silebilir veya arşivden çıkarabiliriz. New Folder sekmesinden çalışmalarımızı klasörleyerek daha düzenli bir çalışma düzeni kullanabiliriz. Fakat bunun için yükselt seçeneğinden hesabımızı yükseltmemiz gerekmekte. Sağ üstte bulunan ara kutusuyla ulaşmak istediğimiz padleti arayabilir, yardım butonuyla Padlet, iletişim ve hakkında gibi bilgilere ulaşabiliriz. Hesap butonundan isim, kullanıcı adı, kullanılan ve toplam Padlet bilgisine erişmekle birlikte ana sayfaya gidebilir, profile giderek yapıldı ve beğenilen başlığı altındaki Padletlerimizi görebilir, daha önceki Padletlerimizde kullandığımız medyanın tutulduğu Drive kısmına ulaşabiliriz. Ayrıca istediğimiz bir tarih aralığında toplam görüntülenme, toplam ziyaretçi, günlük görüntülenme ve görüntülenme haritası verileri için istatistikleri kullanabiliriz. Ayarlar ve oturumu kapat butonlarını da buradan kullanabiliriz. Son olarak ayarlar bölümünü inceleyelim. Basit bilgi sekmesinden kişisel bilgilerimizi düzenleyebiliriz. Şifre sekmesinden şifremizi değiştirebiliriz. İletişim sekmesinden e-posta ve bildirim ayarlarına erişebiliriz. Faturalandırma sekmesinden
kullandığımız paket paketini görebiliriz. Referral sekmesinden referans linkimize ulaşabilir, bu linkle Padlet'e kayıt olan her 3 arkadaş için bir Padlet yapma hakkına sahip olabiliriz. Geliştirici sekmesinden geliştirici belgelerine ulaşabiliriz. Hesabı sil sekmesinden de hesabımızı silebiliriz. Geri alınamayan bu işlem için tekrar giriş yapmamız istenecek ve giriş yaptıktan sonra onay verdiğimizde hesabımız kalıcı olarak silinecektir. Şimdi de bir Padlet oluşturmanın tüm detaylarını öğrenelim. Başlık isimli Padlet'imize giriyoruz ve tüm bildirimleri temizle seçeneğiyle tüm gönderileri siliyoruz. Ardından herhangi boş bir yere çift tıklayarak yeni bir gönderi oluşturuyoruz ve yükle diyerek bilgisayarımızdan dosya seçimine giriyoruz. Buradan Word, Excel, PowerPoint dosyaları, GIF, JPG, MP3, PDF formatları ve daha fazlasını Padlet'imize ekleyebiliyoruz. Padlet'imize eklediğimiz gönderilerin konumunu da tut, sürükle, bırak metoduyla değiştirebiliyoruz. İstersek biçimi değiştir seçeneğiyle yaptığımız bir Padlet'in farklı bir şablon üzerine aktarımını da sağlayabiliriz. Padlet'imizi serbestçe hareket ettirebilmek için tuval şablonuna, yukarıdan aşağıya bilgi akışı şeklinde düzenlemek için akış şablonuna, kutu sıraları haline getirmek için kareler şablonuna, bir dizi sütun halinde düzenlemek için raf şablonuna, sohbet benzeri bir ortama dönüştürmek için Channel şablonuna, Padlet'imize harita üzerinde belirli noktalara eklemek için Map şablonuna dönüştürebilir, gönderilerimizi istediğimiz konumlara ekleyerek haritamızı şekillendirebiliriz. Padlet'imizi yatay bir çizgiye yerleştirmek için Timeline şablonuna dönüştürebilir, çizgi üzerine yeni gönderiler ekleyebilir ve konumlarını değiştirebiliriz. Şimdi Padlet'imize ekleyebileceğimiz başka neler var onlara bakalım. Bunun için tuval şablonundan devam etmek istiyorum. Padlet'imize link ile paylaşmak istediğimiz bir öğenin web adresini ekleyebiliriz. Google araması ile resim, video, ses, GIF ve web sonuçlarından direkt olarak bir içerik ekleyebiliriz. Snap ile kameramızdan bir fotoğraf, film ile de bir video çekerek ekleyebiliriz. Voice ile mikrofonumuzdan bir ses kaydı yaparak ekleyebilir, ses kaydımızı tekrar dinleyebilir ve istersek yeni bir kayıt almak için ses kaydını tekrar başlatabiliriz. Screen ile 5 dakikaya kadar bir ekran videosu alarak ekleyebiliriz. Ekranın tamamı, uygulama penceresi ve Chrome sekmesi seçeneklerinden birini seçerek kayda başlayabiliriz. Sesi paylaş seçeneğiyle
ses paylaşımını da açıp kapatabiliriz. Stop butonuyla kaydı bitirebilir ve ön izleyebiliriz. Yükleme anında hata vermesi halinde yeniden denet seçeneğiyle yüklemeye devam edebiliriz. Ekran üzerindeki bir tuvalde çizim yapabiliriz. Kalem, silgi ve renk paleti araçlarını kullanabilir, geri al, ileri al ve siyah beyaz tuval rengi özelliklerinden faydalanabiliriz. Base ile bir konum ekleyebiliriz. Padlet ile diğer padletlerimizden birinin linkini ekrana yerleştirebiliriz. Ardından padletimizi gizlilik ayarlarından herkese açık ve herkes yazabilir olarak yetkilendiriyoruz. Padletimiz sınıf dışı veya daha küresel bir padlet ise bunu sosyal ağlarda ve Google Classroom'da paylaşabiliriz. Sınıf içerisinde de QR kod yardımıyla mobil cihazlardan katılım sağlayabiliriz. Son olarak da padletimizi PDF olarak dışarı aktarıyoruz. Sayfa butonuyla padletlerimizi kontrol edelim. Hesap butonundan oturumu kapat ile çıkış yapalım. Artık bir padlet ustasısın. Hoşça kalın.